Evet, selamlar herkese. Marvel Haber ve Söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Yine Fantastic Four'la başlıyoruz. Yine cast haberleri var. Bununla ilgili bir video da çekeceğim. Önümüzdeki günlerde kanalda bulabilirsiniz. Mila Kunis'in Ting'i canlandıracağına dair tam cuma gecesi ben video çektikten sonra bir haber vardı. Ting'i hem kadın hem erkek oyuncular düşünüyor Marvel, yani cinsiyet değişimi olabilir diye haberler vardı. Hala da olabilir ama Mila Kunis katıldığı bir talk show'da Fantastic Four filminde yer almayacağını söyledi. Mila Kunis'in yanı sıra Margot Robbie'nin Sue Storm'u canlandırması için görüşmelerde olduğunu, Marvel'ın teklif götürdüğü bildirildi. Yani muhteşem bir seçim olur Margot Robbie. Ayrıca Johnny Storm karakteri için de Paul Mescal'e teklif gitti ama oyuncunun takvim çakışmaları nedeniyle kabul etmediğine dair haberler de var. İlgilenmediğine dair haberler de var. Yani Margot Robbie'nin canlandırma ihtimali daha yüksek gibi duruyor. Daha role yakın gibi duruyor Paul Mescal'e göre. Yani dediğim gibi bir video çektim bu oyuncu haberleri hakkında. Önümüzdeki günlerde kanalda bulabileceksiniz. Bayağı detaylı konuştum. Artık kabak tadı vermeye başladı yani. Umarım resmi haberler gelir. Bir Deadpool 3'e bakalım. Deadpool 3'te Rob Delaney Peter olarak geri dönecek. Deadpool 2'de X-Force'un üyelerinden biriydi ve çok iyiydi gerçekten. Çok komik bir karakterdi. Yani büyük ihtimalle bütün X-Force'u göreceğiz tekrardan. Deadpool 3'te yani farklı bir evrende göreceğiz diye tahmin ediyorum. Guardians of the Galaxy Volume 3 sinemalarda ekibin son filmi artık. Onun nasıl videosunda çıkan karttan seyredebilirsiniz. Spoiler olmadan söylemem gerek ki film gerçekten güzeldi. Üçlemeyi güzel bir şekilde bitirmişler diyebilirim. Çok tatmin edici bir sondu. En iyi Marvel üçlemelerinden biri kesinlikle. James Gunn Rocket ve Groot'la ilgili bir spin-off yapmayı düşündüğünü, hatta bu Rocket'in hikayesini de o filmde, o yapımda anlatmayı düşündüğünü açıkladı. Yani öyle düşünmüş ama şimdi Guardians 3'te gördük. Rocket'le Groot kesinlikle böyle bir yapım görmeliydik. Şimdi artık zor gibi duruyor. Belki bir özel sunum görebiliriz ama çok düşük bir ihtimal. Bu hafta içinde Amerikan Yazarlar Birliği greve girdi. Senaristler daha fazla para talep ediyor ve bu da mantıklı. Yani adam akıllı ücretlerini ödemeliler hak ettikleri kadar. Bayağı bir dizi etkilenecek bundan Amerika'da. Marvel şu anlık Marvel'ın etkilenebileceğine dair bir haber yok ama Marvel özellikle çok fazla yeniden yazım durumunda olduğu için elbet etkilenecektir Marvel. Özellikle yani sabah gördüm Wonder Man'in setinde bir protesto olmuş. Yani Marvel şu anlık fazla etkilenmemiş gözüküyor ama o da etkilenebilir. Secret Invasion artık Guardians'da bitirdikten sonra sırada Secret Invasion var. 21 Haziran'da çıkacak. Yeni görüntüler geldi. Empire'ın kapağında yer aldı. Secret Invasion. O diziden bazı sızıntılar var. O sızıntılar hakkında da bir video çektim. Onu da önümüzdeki günlerde kanalda bulabileceksiniz. The Marvels ve Loki sezon 2'den promo tasarımları geldi. Şimdi yani telif atılır mı Marvel emin olmadığım için toplulukta paylaşmadım. Şu anda hızlıca göstermiş olacağım. Loki sezon 2'den de ilk fragmanın gelebileceğine dair haberler var önümüzdeki günlerde. Onu da bekliyoruz tabii ki de. Across the Spider-Verse'den yeni spotlar ve posterler de yayınlanıyor. Aslında Secret Invasion sırada var dedim de Across the Spider-Verse var. Süper kahraman yapımları veya Marvel olarak baktığımızda bu filmi de bekliyorum. Bence bayağı iyi bir iş çıkacak. Spotları çok fazla seyretmemeye çalışıyorum. Biletlere de satışa çıkacağına dair haberler var önümüzdeki pazartesi. Türkiye'de 1-2 hafta kala çıkıyor bildiğiniz üzere. O yüzden bizi çok alakadar etmiyor bu durum. Şimdi de bu haftalık videoyu güzel bir haberle kapatalım. Spider-Man 4 filminden yakın bir zamanda duyuru bekleniyor. Comic-Con'da yer almayacağına dair Sony'nin bir haberler var. O yüzden Comic-Con'dan önce, yani Comic-Con'da Temmuz'da olacağını zannederiz, 2 ay içinde Spider-Man 4'ün resmi duyurusu gelebilir. Bu haber yayıldıktan sonra My Time to Shine Halo'da bir tarih tweet attı.
o tarihin Spider-Man 4'ün şimdilik çıkış tarihi olduğu düşünülüyor. Bu tarih ise 28 Ağustos 2025. Evet. Ta 2 sene daha var. En mantıklı tarih bu gibidir. Zaten bu sene başlayamaz çekimler. Asla 2024'te, yani yıl sonunda çıkabilirdi ama büyük ihtimalle acele bir iş olurdu. 2025 güzel bir tarih gibi duruyor. Yani Kang Dynasty'den sonra gibi duruyor ama Kang Dynasty bence ertelenecek. Belki Eylül, Kasım belki olabilir ama büyük ihtimalle Mayıs 2026'ya ertelenir. Kang Dynasty, Spider-Man 4'ü de bu tarihte seyrederiz gibi duruyor. Yani ertelense bile bu da büyük ihtimalle 2025'in sonuna ertelenecektir. No Way Home'da ilk başta Temmuz'da çıkacaktı sanırım. Yıl sonuna ertelenmişti. Evet, bu haftalık haberler böyleydi. Marvel haber ve söylentilerin bir bölümünde sonuna geldik. Sonraki Marvel haber ve söylentileri videolarında görüşmek üzere. Bay bay.